E şıkkına lütfen dikkat edin. Polinom olması için ne olması gerekiyordu? X'in derecesinin doğal sayı olması lazımdı. Şunu diyebilirsiniz ama hocam bakın burası da doğal sayı, burası da doğal sayı. Hayır. Böldüğümüz zaman buradaki bölümde elde ettiğimiz derece doğal sayı olması gerekiyor. Ama x kare artı 1, x artı 1'e tam bölünmeyecek, sadeleşmiyorlar. O zaman arkadaşlar bunun paydasında x kalacak. Paydada x demek bunun derecesi eksi demektir. Bu yüzden e şıkkı polinom olmaz. Bir polinomun x eksi a ile bölümünden kalan demek git burayı sıfıra eşitle demek. Sıfıra eşitlediğimiz zaman x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2'nin kübü 8 eksi 2 artı 3 11 eksi 2'den 9 d şıkkı. Çarpımın derecesi nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada Derecelerde düşük derecelerin hiçbir katkısı yoktur. Bunları silin. Kat sayıların hiçbir katkısı yoktur. Bir nevi x küple x kareyi karşılaştırır gibi. Bir polinomun karesini aldığınız zaman derecesi ne olur? Çarpılır. Neden? Hemen bakın şuna odaklanın. x kübün karesi x üzeri 9 mudur? x üzeri 6 mıdır? Tabii ki x üzeri 6'dır. Bu yüzden polinomlarda üstün üstü çarpılır mantığından dolayı dereceleri çarparız üstüne aldığımızda. Kural olarak da şöyle söyleyeyim derece x üzeri n demek. Bunun derecesi px diyeyim tabi. Bunun derecesi m ise m ile n'yi çarp demektir tamam mı? İster arkadaşlar bu p üzeri nx olsun isterseniz de px üzeri n olsun fark etmez. Derece m ise n ile çarparsınız. Bu polinomlar tabii ki eşit polinom değil ama derecede dereceleri aynı. Qx'in derecesi de ne? 2. Çarpımın derecesi ne olur? Toplanır. Böylece 3 çarpı 2 6, 2 daha 8, C şıkkı olacak sorunun cevabı. Katsayılar toplamı demek x'e 1 ver demek. Böylece p 1 eşittir 2 artı m eksi m artı 3 üzeri m eksi 7 eşittir 125 olmalı m'ler gitti. 5 üzeri m eksi 7, 5 üzeri 3'e eşit olduğuna göre tabanlar aynı, üsler de aynı olmalı. M 10 oldu, C şıkkı. 10. sınıf öğrencisi olan Kazım proje ödevi için aşağıdaki bilgisayar programını yazmıştır. Bu programda polinom kısmında yazan polinomda x yerine girdi kısmındaki değer yazıyor ve sonuçta çıktı kısmında görünüyor. Yani x yerine 2 yazarsan 4 artı 2 6 eksi 4'ten 2 görünür. İki bilgisayarın çıktı değerleri aynıymış. Burada da x yerine 1 yazacağız. 1 eksi a artı 3. İkisi birbirine eşit olduğuna göre 2 eşittir 4 eksi a. A gördüğünüz gibi 2 oldu. E şıkkı. İfadesi polinom olduğuna göre P2 kaçtır? Şimdi orada M-2 ile 2-M eşit çıkacak. Neden? M-2 büyük eşit 0 olmalı. 2-M büyük eşit 0 olmalı. M 2'den büyük veya eşit. M 2'den küçük veya eşit. Böylece mecburen M ne olur? 2 olur arkadaşlar. X küp artı X üzeri 0 artı 2x üzeri 0 artı 4. Böylece x küp buradan 1, buradan 2, buradan 4. x küp artı 7 polinomudur. Buradan da bizden px'i istediği için 2 koyalım yerine 2'nin kübü artı 7. Cevap 15 olacak. Polinomun derecelerinin doğal sayı olduğunu unutmayın. Sabit polinom demek arkadaşlar içeride ne yazarsa yazsın bu polinomun değeri aynıdır demek a olsun mesela. Yine burası a olsun. 3A eşittir 12. A arkadaşlar 4 geldi. Demek ki P'nin içine ne yazarsan yaz. Sabit polinom 4'müş. Buradan da o zaman P küp 10. 4'ün kübü olacak. 64 gelecek. D şıkkı. Px artı 1 artı Px eksi 1 toplamı nedir demiş. Burada üşenmeden normal x gördüğünüz yere x artı 1 yazacaksınız. x artı 1'in karesi artı 3 parantezinde x artı 1 artı 4. Hemen hızlıca açıyorum. x kare artı 2x artı 1 artı 3x artı 3 artı 4. Böylece x kare artı şuradan 5x oldu. Buradan da arkadaşlar 1, 4 daha 5 hatta orada bir de 3 varmış düzelteyim. 8 olmuş oldu. Birincisi bu. Gelelim px eksi 1 arkadaşlar. px eksi 1 de x eksi 1'in karesi artı 3 x eksi 1 artı 4. Böylece x kare eksi 2 x artı 1 artı 3 x eksi 3 artı 4. x kare artı x oldu bir de buradan 5 eksi 3'ten 2 geldi. Bunların şimdi toplamı sorulmuş bize. x kare x kare 2 x kare 5 x x 6 x 8 2 10 cevabımız 6. A bir tam sayı olmak üzere Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan Pa küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlıyorsa a sayısına Px polinomunun negatifi denir. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomunun çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Burada bir durmak istiyorum bir saniye hemen şunu söyleyeyim bakın. Bir polinom ikinci derecedense normalde ax kare artı bx artı c deriz. Ancak arkadaşlar bunun çarpanlarından biri verildiyse Burada mesela 2 verilmiş ya x eksi 2 çarpı diğer çarpanına da böyle x eksi x 2 diyeceğim. 2 tane çarpanı olsun bunun bir tanesi 2 diğeri arkadaşlar x 2 köklerini bilmiyoruz şu an bir tanesini biliyoruz. Baş kat sayısı da 2 olduğundan böyle yazmak daha mantıklıdır. Şimdi px polinomunun 7 tane negatifi varmış buna göre px eksi 1 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan en fazla kaçtır? 7 tane negatife oluyor demek ne demek? Biz bunu arkadaşlar değer koyduğumuz zaman 2 öbürü de x2 olsun. Şöyle x2 2'den büyük mü bilmiyoruz ama artı eksi artı eşitsizlik çözeceğiz bu şekilde tablo yöntemiyle. Haliyle buranın arkadaşlar x2 aralarındaki farkın 7 olması için x2'nin ne olması lazım? 10, 10-2 8 bir daha çıkar böylece 7 olur ya da 2 sağdadır. Burada arkadaşlar x 2 soldadır. Bu sefer artı eksi artıdan dolayı şu x 2 ne olmak zorundadır? Eksi 6. 2 eksi eksi 6 8. Bir daha çıkar. İkisi de dahil değil çünkü 7. Gördüğünüz gibi polinomun negatif olduğu yerler 7 tane olmuş oldu. Şimdi buna göre polinom artık birincisi X2 x 2 parantezinde x eksi 2 x eksi 10 veya px polinomu 2 x eksi 2 x eksi eksi 6'dan x artı 6 olacak arkadaşlar. Şimdi px eksi 1 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan ne demek? x gördüğün yere 5 yaz demek sıfıra eşitle burayı. Böylece p 5 eksi 1'den senden p 4'ü istiyor. Hangisinde p 4 daha büyük olur arkadaşlar? Burada yerine yazarsak bakın 2 çarpı 2 4 eksi 6'dan eksi 6 geldi. Eksi 24 oldu. Burada yerine yazarsak 2 çarpı 2 4 artı 6'dan 10 oldu. 40 oldu. Güzel bir soru. Yorum sorusu ama şurada fark ettiyseniz biraz aslında eşitsizlik yöntemi tablo yöntemiyle yaptık. Onu da böyle göstermiş olayım. Hemen hemen çoğu arkadaşımız biliyordur ama yine de şöyle bir tablodan bahsedeyim ben size. X'in kat sayısı pozitifse pozitifle başlıyorsunuz. Tek katlı kökte işaret değiştiriyoruz. Tek katlı kökte işaret değiştiriyoruz. Bir matematik öğretmeni Ahmet ve Cengiz isimli iki öğrenciye birer polinomu inceleme ödevi veriyor. Buna göre benim polinomum ikinci dereceden baş katsayısı 3, sabit terim 2 ve katsayılar toplamı 7 olan bir polinomdur. P1 7ymiş. Ee, sonra arkadaşlar, P0 2 ve polinomun baş katsayısı sayısı 3'müş. O da dursun. Benim polinomum birinci dereceden. Bu ikinci dereceden bir polinom bu arada. Öyle söylemiş. Yani burada bakın 3x kare artı cx artı d eşittir px diyelim tamam mı? Benim polinomum birinci dereceden baş kat sayısı 2 ve x eksi 3 ile tam bölünebilen bir polinomdur. O zaman arkadaşlar birinci dereceden bir polinom x eksi 3 ile tam bölünüyorsa bu x eksi 3 çarpı 2'dir direkt. Başka bir şey olmaz birinci dereceden çünkü. Peki arkadaşlar Ahmet'in polinomu P Px, Cengiz'in polinomu Qx olsun. O halde P3 çarpı Q2 kaçtır diye sormuş. Şimdi Q2'yi buluruz tamam. Çünkü bu Qx ama P3'ü nereden bulacağım? P3'ü bulmak için gideceğiz yerine yazacağız. Bakın şimdi P0, X yerine 0 yaz. 3 çarpı 0 artı C çarpı 0 artı D eşittir 2'den D'yi güzelce 2 bulduk. Artık polinom 3x kare artı cx artı 2 eşittir px oldu. Şimdi p1 bulalım. 3 artı c artı 2 7 imiş. C de 2 geldi. Demek ki px polinomu 3x kare artı 2x artı d de 2 idi. 2 oldu. Buradan p3 yerine yazarsak 3 kere 9 27 artı 6 artı 2. 27 6 daha 33 2 eklersek 35. Gelelim Q arkadaşlar kaça? 2'ye. Q 2 için 2 eksi 3 eksi 1. O zaman bu da eksi 2 oldu. İkisinin toplamı 35 eksi 2 daha 33 B şıkkı. Katsayılar toplamı demek x'e 1 ver demek. x'e 1 verdiğimiz zaman p1. Bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek burayı sıfıra eşitlersin. x gördüğün yere 2 yazarsın. Burada ne olursa olsun. Böylece Q3 olur. Bunun iki katıymış arkadaşlar. Böyle dursun kenarda. Sonra x-4 ile bölümünden kalan 36'ymış. Ne yapacağız? Burayı sıfıra eşitleyeceğiz. İçeride ne olduğundan bağımsız. Haliyle artık arkadaşlar x yerine 4 yazıyorum. x-4'ü sıfıra eşitlediğim için p 4 3'ten p1 oldu. Artı q 3 oldu 4 1'den. Bu da 36'ymış. Şimdi bizden ne istiyor? Px-2 polinomunun x-3 ile bölümünden kalan demek x-3'ü 0'a eşitle. x gördüğün yere 3 yaz. P 3-2'den senden P1'i istiyor. Haliyle o zaman ne yapalım? Q3 gördüğümüz yere P1 bölü 2 yazalım. Tek bilinmeyene düşsün soru. Burada da 4 P1 var. Payda eşitlersek 9 P1 bölü 2 eşittir 36. Bunlar sadeleşti. P1 gördüğünüz gibi 8 geldi. A şıkkı. Arkadaşlar bir kere 4. dereceden kök x olmaz normalde polinomda. Böyle eğer bu polinomsa yani soru hatalı değilse şöyle bir şey olması lazım. 1. 4. dereceden kök x e, bunun önünde eksi kat sayısı vardır. B dediğimizde 1 bölü 4'tür o da böyledir. Bunlar birbirini götürür böylece polinom olmaktan çıkmaz. Tamam mı? Yani sana mesajı 1. B eşittir 1 bölü 4 için 4. dereceden kök x'in kat sayısı eksi 1 olmalı. Haliyle 2a eksi 3 eşittir eksi 1'den a buradan 1 geldi. Gerçekten yerine yazayım bak. a'yı 1 yazarsam eksi 4. dereceden kök x demek. E zaten x üzeri 1 bölü 4 demek 4. dereceden kök x demektir x kare. Bunlar gider polinom arkadaşlar px eşittir x kare olur. Bak bu doğru oldu. İkinci adıma geçiyorum. Bir de ne deriz? x üzeri b normal bir doğal sayıdır. Tamam mı? 2, 3, 4, 5 falan gibi. Direkt arkadaşlar 4. dereceden kök x'in kat sayısı 0'dır. Yani olmamış olur artık 0 olunca kat sayısı. a da buradan 3 bölü 2'dir. Gerçekten yazalım bakın. 0 çarpı 4. dereceden kök x b'nin bir doğal sayı olduğunu düşünüyorum ve polinom oluyor. Böylece A 3 bölü 2 oldu. Bir de 1 oldu. Toplamları 5 bölü 2 oldu. B şıkkı. Kat sayıları pozitif tam sayılar olan 3. dereceden Px polinomu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Terim sayısı 3'tür. Şimdi bir polinomun arkadaşlar terim sayısı 3 ise normalde bir polinom 3. dereceden ax küp artı bx kare artı cx artı d'dir. Demek ki bunlardan bir tanesi yokmuş. Kat sayılar toplamı 7'den büyükmüş x ile tam bölünebilmektedir. Şimdi bu size yani burada gerçekten durumu anlamak gerekiyor. x ile tam bölünüyor ne demek? x'e 0 verdiğimiz zaman sonuçta x ile bölümünden kalan 0 demek bu. Şöyle yazayım bakın. x ile bölümünden kalan 0. E biz burada x eksi a'yı 0 eşitlediğimiz gibi bunu da 0 eşitleyeceğiz. x gördüğün yere 0 yaz. p 0 0 0 0 d eşittir 0'dan d 0 oluyor. Zaten arkadaşlar bir polinomun x'e tam bölünmesi için bak şöyle. E bu olmayacak ki bunlar sadeleşsin. ax artı bx artı c olsun. Demek ki sabiti olmayan bir polinommuş. Onu artık siliyorum bakın. Polinomun bu olduğunu anladık. Sonra bize ne demişti? Katsayılar toplamı 7'den büyüktür. A artı B artı C büyükmüş 7'den. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan en az kaçtır diyor. P2'yi soruyor yani bize. Yerine yazarsak 8A artı 4B artı 2C. Burada iki parantezini alsak 4A artı 2B artı C olur arkadaşlar. Bunun değerini istiyor. Pozitif tam sayılar demiş şimdi. A artı B artı C 7. E burada şimdi en az hangisine vereceğim? A'ya vereceğim çarpımın büyük çıkmaması için. Sonra birbirinden farklı diyor mu? Hayır. B'ye 1 diyeceğim bu yüzden. C'ye de arkadaşlar 5 demeyelim 6 diyelim. Böylece bakın A ve B'nin kat sayıları büyük olduğu için onlara küçük vermiş oldum. 2 A'ya 1 verdik 4 B'ye 1 verdik. Burası 2 oldu bir de burası 6 yaptı. 6 6 daha 12 2 ile çarparsak 24'müş. Bunun alacağı en küçük değer E şıkkı. Evet bu biraz tehlikeli bir soru arkadaşlar. Birincisi px polinomu ve qx polinomunun derecesini ama kolayca bulmak. Bir kere derecenin derecesi çarpıları onu kural olarak hatırlatayım. Derece px üzeri ne? P'nin derecesine p diyelim. P çarpı ne'dir? Q'nun derecesi de arkadaşlar q olsun. Yine siz bu n'yi isterseniz dışarı koyun fark etmez. Yine böyle q çarpı n olur. Bu yüzden derece qx kareye dikkat. Derece qx'e ben q dediğim için Q x karenin derecesi arkadaşlar 2 Q olacaktır. Üstün üstü çarpılır mantığından dolayı bu. Örnek şöyle düşünün. Q x arkadaşlar kafanıza yatmadığında biraz bunları oturtmak için zihninizde. Q x arkadaşlar ee, şurası 3 olacak pardon. Q x'i x küp olarak düşünün tamam mı? Q x kare nedir? X karenin kübü demektir. Hakikaten bak üstün üstü çarpılıyor. Buradan geliyor özel bir şey değil. Q'nun derecesini 3 bulduk. Şimdi gelelim. P'nin derecesine. O da aynı şekilde. Ne demiştik? Derecede bunların bir önemi yok. Bunu bir sil önce. Şimdi Px'in derecesine P diyelim. O zaman Px kübün derecesi ne olur? 3P. Ve verilen polinomun derecesine dikkat et. 9. Böylece P arkadaşlar 3 oldu. Şimdi bundan sonrası önemli ama. Px arkadaşlar x küple 2x küple başlayan bir polinomdur muhtemelen tamam mı? Q, QX nasıl bir polinomdur? Bak burası çok önemli. QX arkadaşlar şöyle bir polinom olsun ikinci dereceden. Eksi 2X artı 2X küp olsun. Artı 3X kare uyduruyorum şu an tamamen. Artı 4X artı 7. Bu iki polinomun toplamının derecesi ne geldi? 3. Demek ki toplamların derecesi 3 olabilirmiş. Ya burası eksi ise o zaman toplamların derecesi 2 gelebiliyor. Ya arkadaşlar burada x kare yoksa sadece x varsa bunları toplayınca o zaman birinci dereceden gelemez mi? Evet gelir. Ya da burada eksi 4x o, burada işte hani yukarıya uydurmayayım da burası eksi x olsun. Burası da artı x olsun. Bunları toplarsam belki x'ler de gidiyor. O zaman polinomların toplamının derecesi sıfır da olabilir. Haliyle katsayılarını bilmediğimiz için Q'nun 3 de oluyor, 2 de oluyor, 1 de oluyor, 0 da oluyor. Bundan dolayı cevap D şıkkı güzel bir soru. Konu anlatılırken hep o ezbere öğretilen şey var ya orada aslında katsayılara dikkat edilmemiş oluyor. Derece px artı qx ne diyoruz? Hangisinin derecesi büyükse odur diyoruz. Ama orada zaten büyükse problem değil. Mesela bunun derecesi 4 ise bunun derecesi 3 ise cevap tabii ki 4 çıkar. Ama ya eşit derecelilerse eşit derecelilerde arkadaşlar bu bence sınavda çıksa çok iyi eleyici bir soru olabilir. İkisinin derecesi de 3 ise sakın cevabı hemen 3 demeyin mesajını veren çok iyi bir soru. Umarım anlamışsınızdır.